Artık, artık, artık zamanı geldi. Bırak, bırak. Artık zamanı geldi. Onun için son dönemde en çok kullanılan tabir 9 dilin kraliçesi. Son dönemin en popüler tercümanlarından biri olan Eser Tözüm, sempatik tavırları, güzelliği ve şahsına münhasır nazik aksanı ile dikkat çekiyor. Türkiye'de birçok ünlü ismin tercümanlığını yapan Eser Tözüm, futbolcu ve teknik direktörlerin de tercümanlığını yapıyor. Toplam 9 dile sahip olan güzel tercüman, "Ben öğrendim, siz de öğrenebilirsiniz" kitabıyla da son dönemde adından sıkça bahsettiriyor. Konferans tercümanıyım. 9 dilde simultane ve ardıl çeviri yapıyorum uluslararası platformlarda. Onun dışında evet, futbolla uzun yıllar önce tanıştım bir futbol tercümanı olarak. İlk basın toplantımı Carlo Ancelotti ile beraber yaptım. Şampiyonlar Ligi basın toplantılarında çeviri yapıyorum. Yabancı dile karşı olan bu sevgim, bu aşkım zaman içerisinde tabii mesleğe dönüştü. Sonrasında da Beyaz Show'da konukların tercümanlığını yapmaya başladım. Beyaz Show'daki süre içerisinde çok fazla talepler gelmeye başladı üniversitelerden. Söyleşilere katılmam için, mesleki deneyimlerimi paylaşmam için. Böylelikle öğrencilerle bir araya gelmeye başladım. Yabancı dil öğrenmekle ilgili o kadar çok soru almaya başladım ki ilk zamanlar herkese kişisel olarak cevap yazmaya çalışıyordum. Sonra baktım bu olacak gibi değil, işin içinden çıkılmıyor. Ben en iyisi bunları bir kitapta toplayayım dedim. Ve bundan birkaç hafta önce kitabım çıktı. Bu kitapta aslında 9 dili nasıl öğrendiğimi anlatıyorum. Çünkü bana genelde şöyle soruyorlar, bu işin bir sırrı var mı, bir püf noktası var mı? Tabii ki hayatta her şeyde olduğu gibi yabancı dil öğrenirken de emek vermeden olmuyor. Bugünden yarına yabancı dil öğrenmek mümkün değil. Ancak yabancı dil öğrenmeyi daha keyifli bir süreç haline getirebiliriz, daha eğlenceli bir süreç haline getirebiliriz. Bir sürü yöntemler var. Maalesef hani birçok kişide yabancı dil biraz da böyle zorlu bir görev olarak algılanıyor. İşte İngilizceyi öğrenmem gerekiyor, işin içinden çıkamıyorum. İkinci yabancı dile ihtiyacım var, aman Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım, iş pazarımda kendimi nasıl farklı kılacağım gibi endişeler. Ben de kitabımda evet yabancı dil önemli, doğru, ama bunu gayet güzel bir şekilde, eğlenceli bir şekilde öğrenebilirsiniz diyorum. Ve doğru teknikler ve yüksek motivasyon olduktan sonra herkes yabancı dil öğrenebilir. Yani ben Amsterdam'da büyüdüm, 3 dille büyüdüm, Hollandaca. Yani Felemenkçe, Türkçe, İngilizce. Sonrasında kendim Fransızcayı, Almanca ve Latinceyi lisede öğrendim Hollanda'da. High school dediğimiz olay, lise. Ondan sonra lise bittiğinde üniversiteye başlarken böyle İspanyolcaya karşı böyle doğal bir ilgi vardı içimde. İspanyolcayı sökmeyi çok istiyordum çünkü biliyordum ki dünyada ikinci dil ve çok önemli. Meksika'ya seyahat ettim. Sırt çantamı alıp böyle eyalet eyalet Meksika'yı gezdim ve pratik yaptım. Tabii zorlandığım anlar oldu ama kendimi kurtarmam gerekiyor olması beni tabii motive etti. Sürekli bir şekilde kendimi ifade etmem gerekiyordu. Sonra Avrupa'ya, Hollanda'ya tekrar döndüğümde İspanyolcayı anlıyor olabilip de İtalyancayı anlamıyor olmak beni çok rahatsız ediyordu. Birbirine yakın diller ve İtalyancayı öğrendim. Futbolun içine girince de futbol tercümanlığına da başlayınca o dönemde tabii çok fazla Brezilyalı futbolcu vardı Türkiye'de ve Portekizce çok önemli bir dildi. Futbolun içinde Portekizce'nin öneminden dolayı Portekizce öğrenmeye karar verdim. Bunu nasıl yaptım? Brezilya'ya gittim, orada özel ders aldım, pratik yaptım. Yani yabancı dil öğrenmek tabii pratik çok önemli. Herkesin tabii ki yurt dışına çıkma şansı yok ama günümüzdeki teknoloji sayesinde, bir sürü teknikler sayesinde, teknoloji üzerinden yine de pratik yapılabilir yabancı dille. Marinaların özgürlüğe açılan kapı olduğunu söyleyen Tözüm, denizin kendisine nefes alma şansı verdiğini söylüyor. Tekneyi çok seviyorum. Yani denizin vermiş olduğu özgürlük bambaşka bir şey. Şehir hayatından uzaklaşıyor olmak, doğayla bütünleşmek. Yunus balıklarına karşı çok özel bir tutkum var. Belgesellerini çok büyük bir keyifle izliyorum. Ne zaman denize çıksam zaten mutlaka hani böyle bir hayalim var. Belki bir yunus balığı atlar da şöyle bir görürüm diye. İstanbul'da da çok güzel yunus balıkları var. Yani vapura bindiğinizde veya işte buradan Ataköy'den uzaklaşırken böyle sağ tarafta sık sık oluyor. Özellikle sabah saatlerinde. Deniz bambaşka bir şey, huzur demek deniz. Ben şehrin biraz daha kalabalık tarafında yaşıyorum, Ortaköy tarafındayım, Boğaz'a yakınım. Tabii yani trafik yoğun, sadece yerli turist değil, yabancı turist de Ortaköy'e aktığı için inanılmaz bir yoğunluk oluyor. Bu taraf beni biraz sakinleştiriyor. Yani bu işte biraz daha denize yakın olmak, insan
sayısının daha az olması keyifli oluyor. Marina aslında o özgürlüğe açılan kapı bir nevi. Yani kıyıdan gerçek denizin ortasına açılmak, o özgürlüğe açılmak. O yüzden marinaları seviyorum. Böyle sanki bir oksijen veriyor insana, bir nefes alma şansı veriyor. O bambaşka bir dünyanın yakında olduğunu anlatıyor bize. Her şehire bence marina çok yakışıyor. Başarılı tercüman Fiji adalarındaki köpek balığı macerasını da anlattı. Avustralya'ya konferansa gitmiştim. Melbourne şehrine uluslararası bir konferans vardı. Ve bu konferans bitiminde Fiji adaları çok yakın olduğu için Fiji adalarına uçtum ben. Yaklaşık 5 saatlik bir mesafe. Okyanusya kıtası içinde olarak biliniyor Fiji adaları. Burada denize açıldık. Bu bildiğimiz işte nasıl söyleyeyim, Bounty Islands dedikleri, işte filmlerden bildiğimiz turkuaz sular, minik minik adalar. Bu adalara gittim bir turla beraber. Belli bir noktada bizi Castaway Island diye, bu Tom Hanks'in filminin çekildiği, Castaway filminin çekildiği adaya getirdiler. Biz snorkellarımızı aldık işte tekneden inerken. Sonra ben kıyıdan yavaş yavaş işte snorkel ekipmanımla suya girmeye başladım. Ve başımı suyun altına soktuğum an bir köpek balığı gördüm, bir silüet gördüm ve inanamadım, bu gerçek mi dedim. Kimse de bizi uyarmadı, yani rehberlerden de hiç kimse hani böyle bir şeyle karşı karşıya gelebilirsiniz, korkmayın falan demedi. Ben tabii bir anda böyle bir çırpınmaya başladım filmlerde olduğu gibi. Ondan sonra şark şark falan diye bağırdım. Hızlı bir şekilde kıyıya attım kendimi. Sonra işte tabii turdakileri çok hoşuna gitti bazılarının. Bazıları korktu, uzaklaştı. Bazıları da merak etti, o şarkı biz de görmek istiyoruz falan dedi. Eser Tözüm Galeri Ataköy kendisinde özel bir yeri olduğunu söylüyor. Aslında galerinin yeri bende özeldir. Çünkü ben şimdi Amsterdam'da büyüdüm. Kız kardeşim ve ben her yaz mutlaka İstanbul'a gelirdik. Burada kuzenlerimizle kaynaşmak üzere, ailemizle vakit geçirmek üzere. Ve bu bölgede kalırdık genelde. Bu bölgede kalırken ilk geldiğimiz yer galeriyaydı. O zamanlar hatırlıyorum, bu giriş katında bir buz paten sahası vardı. Ve galeriyada biz vakit geçirirdik, dolaşırdık. Bize tabii çok değişik gelirdi İstanbul'da olmak. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde olmak. Hatta Hollanda'da bir alışveriş merkezi konsepti o kadar yaygın değildi o dönemde. Yani Türkiye'de olduğu kadar zaten hiçbir zaman olmadı. O yüzden galeriye böyle biraz da nostaljik bir yeri var benim kalbimde. 3 yıldır Beyaz Şov'da yabancı konukların tercümanlığını da yapan Eser Tözüm, Fenomen programın kariyeri için bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. 3 yıl önce böyle bir telefon geldi ve bir anda kendimi ben Beyaz Şov stüdyosuna buldum. Tabii ki o sahneye çıkana kadar karşınıza nasıl bir şeyin çıkacağını bilemiyorsunuz. Yani 700 kişi bangır bangır bir stüdyo, çok yoğun bir enerji. Heyecanlanmamak mümkün değil. Ama benim için çok güzel bir deneyim oldu ve çok güzel kapılar açtı bana Beyaz Show. Yani bu ülkenin gençlerine ulaşmak, sonrasında onlardan gelen talep doğrultusunda yabancı dil konusunda onları yüreklendirebiliyor olmak, motive ediyor olabilmek. Hepsi Beyaz Show'la başladı bu yolculuk. Dolayısıyla Beyaz Show'un yeri bende çok farklı. Bir televizyon programı yapmak istediğini belirten Tözüm, ilk program konuğunun başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo olmasını istiyor. Aslında ben televizyonculuktan geliyorum. Amsterdam'daki üniversite yıllarında televizyonda program hazırlıyor ve sunuyordum. Sonradan yabancı dillerimi meslek haline dönüştürmeye karar verdim ve televizyondan ufak bir uzaklaşmam oldu. Ama Beyaz Show sayesinde tekrar Beyaz Show'la birlikte televizyona dönmüş oldum. Hedefim kendi programımı yapmayı planlıyorum. Bu programda yabancı dillerimi kullanacağım ve ilk röportaj yapacağım isimlerden biri de Cristiano Ronaldo olacak. Başarılı tercümanın futbola olan ilgisi Carlo Ancelotti'nin çevirmenliğini yaptığı sırada başlamış. Futbol aşkım aslında her şey Carlo Ancelotti ile başladı. Milan'la PSV takımının bir basın toplantısı olacaktı ve bir gün bana Londra'dan bir telefon geldi ve bize Hollandaca ve İtalyanca dillerinde çeviri yapabilen bir tercüman gerekiyor dediler. O dönemde ben daha öğrenciydim Hollanda'da ve böyle bir şey hiç yapmamıştım. Futbolun da feyesini bilmiyordum. Tabii bana bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Bir anda böyle hayır demek istedim ama ağzımdan evet çıktı. Sonrasında 3 gün sonra kendimi Eindhoven'da PSV Philipsstad'ın önünde buldum. Ve içeri girdim. Basın odasında baktım, orada masada Carlo Ancelotti yazıyor. Yanında da Eser Tözüm yazıyor. Ben 24 yaşında bir kızım, öğrenciyim. Aman Allah'ım dedim, ben oraya mı oturacağım? Tabii ki dediler, yanında yer almanız gerekiyor teknik direktörün. Ya dedim, ben şu arka planda olsam, sesim gitse o şekilde yapsak falan. Yok yok dediler, siz oraya geçin. Hatta gazeteciler geliyor, yerinizi alın dediler. Ben böyle titrek dizlerle ilerledim ve o basın masasına oturdum. Sonra tabii bir gazeteci ordusu geldi içeri. Almanya'dan, Belçika'dan,
Tabii Hollanda'dan, İtalya'dan ve sonra lacivert takım elbiseli. Çok klas bir beyefendi geldi, tokalaştı benimle, yanımda yerini aldı ve Carlo Ancelotti'nin ta kendisiydi. Şu anda dünyanın en önemli teknik direktörlerinden biri. Çok şanslıyım kariyerim onunla başladığım için. Sonra basın toplantısı başladı ve çok yoğun bir şekilde soru yağmuru başladı ama her gazetecinin aksanı farklı. Yani mesela bir tanesi Napoli aksanıyla soruyu soruyor İtalyan, diğeri işte Roma aksanıyla soruyor. Ben aksanları ayırt etmeye çalışıyorum, başım dönüyor falan, daha İtalyanca da yeni öğrenmişim. Bir de çok deneyimli bir gazeteci vardı en önde oturan. O da soruyu sorarken 3 farklı soru içine entegre edip hemen cevaba motive ediyordu teknik direktörü. Hani benim çeviriye alanım kalmıyordu. Baktım yani Hollandalı gazeteciler şaşkınlık içerisinde bana bakıyorlar. Burada İtalyanca bir diyalog var ama ne söyleniyor burada? Çünkü laptopları hazır, haber yazmak istiyorlar. Baktım bu böyle olmayacak. Ben de duruma el koydum. Durun dedim. Duruma el koydum. Ve dedim bu böyle olmaz. Ben önce soruyu çevirmem lazım, sonra cevap alabiliriz. Tabii 24 yaşında genç bir kız bir anda öyle bir şey yapıyor, bir tavır sergiliyor. Orada ön taraftaki o bayağı yaş almış beyefendi ne kadar katısınız, ne kadar disiplinlisiniz falan diyor. Şöyle bir ürktü böyle, bir tepki gösterdi bana. Sonra program işte basın toplantısı daha akışkan bir şekilde devam etti ve güzel. Yani yarım saat bitiminde ben tabii kıpkırmızı olmuştum. Ömrümden ömür gitmişti ama başarılı bir işi ortaya çıkarmıştım. Futbol aşkım da öyle başladı.